Otonet'ten merhaba. Bu bölümde kışın araçta nasıl kullanılmalı ve nelere dikkat edilmeli ondan bahsedeceğiz. Öncelikle mutlaka kış ayına girmeden kışlık bakımlarınızı yaptırmanız lazım. Yani motor suyundan tutun cam suyuna kadar antifriz olması lazım. Eğer silecek lastikleriniz değişmediyse mutlaka değiştirin. Hatta silecek lastikleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Kışın donmaması için şu cama bir cam ve lastik arasında bir karton koyarsanız lastikler donmayacaktır. Silecekler daha verimli çalışacaktır. Onun dışında olmazsa olmaz nedir? Lastiklerimiz. Mutlaka kışın kış lastiği kullanılması lazım. Bir lastiğin ömrü rafta bile 5 senedir. Tamam, 5 seneden sonraki kullanılacak 5 yaşını geçmiş lastik size güvenli bir ve performanslı bir sürüş sağlamaz. Daha sonra mutlaka sizin kar yağdığında aracınızı mutlaka üstünü temizlemeniz lazım. Yani sizin içeriden dışarı çok iyi görmeniz lazım ve dışarıdan da sizin aracınızın iyi görünmesi lazım. Yani farlarınızın, stoplarınızın, aydınlatma sisteminizin iyi çalışması lazım. Araca binmeden önce mutlaka yaklaşırsak üzerinizde kar birikintisi varsa mutlaka bir sirkeleyin, temizleyin, o şekilde araca binin. Çünkü ayaklarınızda olacak o kar birikintisi pedallarda kayma ve güvenli sürüşü etkiler. Evet. Karlı ve buzlu zeminde güvenli bir sürüş için mutlaka yumuşak sürüş moduna geçmeniz lazım. Yani gaz pedalıdır, fren pedalıdır ve direksiyon hareketleri gayet yumuşak olmalı. Sert hareketlerden kaçınmanız lazım. Yine sürüş esnasında karda ve buzda fren mesafesi uzadığı için sizin takip mesafesini mutlaka uzatmanız gerekir. Aracı buzlu ve karlı bir zeminde kaldırırken düz bir zemin de olsa gaza fazla yüklenmeden ufak böyle gaz dokunuşları ve debriyajı yumuşak bir şekilde biraz sonra şimdi göstereceğiz nasıl buzda kaldırılır. Biraz daha yumuşak hareketlerle aracı kullanacağız. Manuelde birinci vitesten sonra hızlı bir şekilde devir yükseltmeden ikinci vitese geçebilirsiniz. İkinci viteste sürüş yapabilirsiniz. Rampa aşağı bir iniş yapacaksanız ve buzlu bir zeminse birinci vitese aracı atın, el frenini birkaç tık çekin ve kontrollü bir şekilde inin. Eğer araç arkadan kaymaya, sağa ve sola kaymaya başladıysa direksiyon kontrol hareketleriyle aracı düz zeminine getirin ve sürüş esnasında yolda taze karın olduğu yerden gitmeye dikkat edin. Aracınız daha iyi yol tutacaktır. Evet. Şimdi normal şartlarda buzda normal gibi kullanırsanız ne yapar? Araç patinaja düştü. Biraz önce gördüğünüz gibi araç patinaja düştüğünde tutunamaz ve siz hareket edemezsiniz. Burada ne yapıyorum? Bakın birinci vites. İkinci vites dahi kullanabilirsiniz çok kaygan bir zeminse. Hiç gaza basmadan eğer düz bir zeminse araç şimdi bakın hareket edecek. Gördüğünüz gibi hiç tekerleği çekebilirsin. Burada yumuşak pedal ve gaz hareketinde yani debriyajı yarım yaptım. Gerekirse gaz vereceğim, gerekmezse gaz vermeden ufak dokunuşlarla bakın hareket ediyor. Ama diğer şekilde direkt normal şartlarda kullandığınız gibi yaparsanız araç patinaja düşer ve siz hareket edemezsiniz. Evet. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkese kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar.